Sakarya Ferizli cezaevlerini ziyaret ettim ve şunu gördüm ki Sakarya Ferizli cezaevleri çok dolu. 600 kişilik cezaevinde 2000 kişi bulundurursanız sevktir, nakildir, kurstur ve kapalı görüşlerdeki sıkıntılar bitmez. Düşünün 600 kişilik cezaevinde 2000 kişi bulunuyor ve çok önemli sorunlar yaşanıyor. Hastalar zamanında sevk edilemiyor. Tedaviler gecikiyor. Revir konusu çok sıkıntılı. Ve aylarca insanlar tedaviye gidemeyebiliyor. Evet, durum bu maalesef. Yine nakillerle ilgili çok sıkıntı var. Banko nakiller reddediliyor. Siyasi mahpuslara kurs hakkı tanınmıyor. Hani adli mahpuslara kurs hakkı tanınıyor, siyasi mahpuslara kurs hakkı tanınmıyor. Ve sonuçta da çocuklu anneler, hasta mahpuslar oldukça büyük sorunlar yaşıyor. Kabul edilecek bir durum değil. 600 kişilik yere 2000 kişi koyarsanız, Sayın Adalet Bakanı, bu işler böyle olur. İşte gördüğünüz gibi cezaevin hali bu. 8 kişilik koğuşlarda 50 kişinin kaldığı cezaevleri burası. Düşünün, 8 normal Avrupa standardı 8 kişi olan yerde 50 kişinin kaldığı cezaevleri. Türkiye gerçeği bu. Böyle olursa hastane sevkleri de gecikiyor. Nakiller zaten banko red cevabı alıyor. Siyasi mahpuslar özellikle birçok meseleden faydalanamıyor. Kurs, atölye hakları yok. Yine çocuklu anneler, bebekli anneler çok önemli sorunlar yaşıyor. Çocuklu annelerin çocukları, bebekleri banko psikiyatrik sorunlar yaşıyor. Anneler yaşıyor. Tedaviler gecikiyor. Muayeneler gecikiyor. Olacak işler değil. Sayın Bakan Yılmaz Tunç ve bakanlık yetkililerinin bunu bilmesi, duyması gerekiyor. Sakarya Ferizli cezaevi ziyaretlerimin özeti bu. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.